Hani Galatasaray gelince de konuşacağız ama tabii. Yetmez. Birazdan Galatasaray bölümüne de geçeceğiz. Sevgili voleyciler, ben bir yandan da bakıyorum sorulara. Yani çok soru geliyor. Emre Belözoğlu'nu biraz önce konuştuk. Allah yar transferini de şimdi konuştuk. Peki stoperde Fenerbahçe şimdi Kolarov'un oynayacağı bölge çok tartışılıyor hocam. Şöyle ki, diyelim Kolarov resmi açıklandı. Uğur Karakullukçu ile çok güzel program yaptık geçtiğimiz hafta burada voleyde. Uğur şu bilgiyi paylaştı. Kolarov stoper oynamak istiyor dedi. Net bilgi aldım dedi. Ersun Yanal da bize gelen bilgilerde sol bek oyuncunun doğal yeri olan sol bekte ve sol kanatta komple kullanmak istiyor. Biz de seninle geçen hafta sohbetimizde de şunu söylemiştik. Neresi sence daha doğru olur ve nasıl çözülür bu? Sen de çünkü hocalık yapmış bir isim tabii olarak oyuncu sana gelecek diyecek ki ben stoperde oynamak istiyorum. Ne yaparsın o durumda? Eğer stoperde oynamak istiyorsa kafamda hemen şöyle bir soru işareti var. Şimdi mevkileri karşılaştıralım. Fenerbahçe'de stoper oynamak mı kolaydır, sol bek oynamak mı? Bence stoper oynamak kolaydır. Tabii. Çünkü Fenerbahçe'nin baskı yiyeceği dakikalar, baskı yiyeceği maçlar ligde sınırlıdır. Hı-hı. Takımlar sınırlıdır, baskı yaratacak takımlar sınırlıdır. Fenerbahçe'nin rakibi karşılama mesafesi, yani savunmadaki kaleciden sonraki en son adam orta saha çizgisine basar. Bu da 50-55 metre. Ligin 3'te 2'sini öyle geçer, 3'te 1'inde sadece şahanesi baskı yer. Ama Fenerbahçe'nin sol beki ne yapar biliyor musun? Sürekli gidip gelecek. Kaç metre? Bir 50-60 en az. En az. Gidecek, gelecek. Bir de öndeki adama da bağlı. Ve şunu isteyecek. Önde iyi atak sonlandırma. Aynen. Geride iyi pozisyon alıp atak bertaraf etme, top çalma, yani, top kazan. Daha çok 50 yaştan sonraki bir oyunculara da bunlar lüks gelebilir. Aynen. Çünkü oyuncu zeki. Oyuncu neyi çözdü bence biliyor musun Kolarov? Burası mücadelenin yüksek seviyede olduğu sert bir lig bizim ligimiz. Bak kalitesinden bahsetmiyorum. Sert bir lig. Temas mücadelesi, kontağı, teması çok olan bir lig. Ve özellikle de takımlarımızın birçoğunun kapalı defanslara hücum ettiği için kanat oyuncu transferleri önceliğidir. Birçok takımımızın bak dikkat et kanat oyuncuları çok etkilidir. Bu nedenle de sol bekin işi zordur. Tabii. Devamlı adam kovalayacaksın. Devamlı Fenerbahçe'de oynadığın için öne destek vereceksin. Ki Ersun Yanal'ın bir de kanat akınları konusunda çok büyük bir silah olarak kullandığını düşünecek olursak beklentisi de çok fazla oluyor. Git geçmişe Caner Gökhan. Tabii. Ya yani Ersun Yanal demek gerçekten çift yönlü kanat oyunu demek direkt. Ersun Yanal'ın bu seneki taktiğini ben yine şampiyon olduğu senedeki gibi oluyor. Fenerbahçe belki dörtlü savunma gibi gözünecek ama Fenerbahçe topu kazandığı andan itibaren iki kanat bekinin tamamen rakip alanda hücuma destek verdiği, iki stoperin kaldığı ön liberolardan da bir tanesinin ikisinin arasına girip üçlüye dönen bir Fenerbahçe göreceğiz. Skor olarak geri düştüğünde onu da ön bölgeye destek verecek göreceğiz. İki tane stoper. Ve o zaman ben şunu derim, izleyicilerimize söyleyeyim. K'ye alırım. Evet. O da geçen bir paylaşım yaptı sarı lacivert formayla. Alırım. Gözüm kapalı alırım. Belki bir mesaj olarak. Şuna bakmam. Adamların. Hani hepimiz yayınlarımızda veriyoruz. İşte şu oyuncu isteniyor. Hı-hı. Hadi geçen seneki performansına bakalım. Güzel. Rakamlar çok güzel. İşte 35 maç oynamış. Şöyle gol atmış. Böyle asist yapmış. Rakipten top çalması. Şu bu falan filan. Ona bakmam. Kea'da ona bakmam. Kea'da ne bakarım biliyor musun? Sakatlığı var mı? Yok. Hemen. Al gelsin. Hemen al gelsin. Hemen al gelsin. Yani hiç beklemem, al gelsin. Kea'nın çünkü Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın oyunu geriden kurma, kaliteli kurma. Şimdi Kea ile birlikte topu kazandığınız zaman ikinci ve üçüncü bölgeye çok kaliteli aktarırsınız. Kea ile birlikte eğer rakip doğru bir savunma yapıyorsa, doğru pozisyon almışsa o zaman rakibi üstünüze biraz daha çekip direkt hücumlar deneyebilirsiniz. Bu da Fenerbahçe'nin bir hücum silahıdır. O zaman kesinlikle iyi bir ayak lazım size. Defansın arkasına ve lider özelliği de var. Lider özelliği de var. Yani çok, şöyle düşün. Çok uygun bir isim bence. Şöyle düşün. Savunmanın liderliğini Kolarov'la K'ye teslim etsin. Emre var. Ya hiç arkaya ortada bakma. Ortaya geliyorsun. Emre var. Belki yanında Jason olacak. Bağlantıyı da Max Kruse ile sağladın. Bir öne geçiyorsun Max'ı. Bir çerçeveyi atana kaldı. Bir içeri atanı verelim. Ama büyük o kim? Tabii ki ama o orada, orada Alp Pehlivan'ın çok güzel bir ilgisi vardı. İngiltere'den dünya ünlü yıldız. Evet, bakalım. Hocam ne olacak? Nerede o yıldız? Şimdi, ben de şimdi soruyorum taraftarı. Tabii tabii. Nerede yani, o yıldız? Nerede yıldız? O yıldızı belki de sona saklıyor. Evet. Ama bu transfer görüşmeleri biliyorsun yani. Asolistler çünkü sahneye son çıkar. Yani. Ama şunu söylüyorum. Fenerbahçe taraftarların bence içinin rahat olması gereken bir dönemdeyiz. Fenerbahçe'ye dilerim, umarım ve dua ederim ki Trabzonspor'umuza da en ufak bir sıkıntı yaşayacak bir UEFA'dan yaptırım gelmesin. Ne gelirse de gelsin ben başkanın hızını kesmeyeceğini düşünüyorum. Evet, onu soracaktım hocam. UEFA'dan gelecek olumlu olumsuz, şimdi ikiye ayıralım. Olumlu cevap geldi, olumlu açıklama geldi. Ne olur?
olumsuz açıklama geldi, ne olur sizce? Ben işte olumlu açıklama geldi. Evet, Fenerbahçe transferlerine başlar. İşte aldığı kadar sat geldi. Onu ayarlamaya çalışır falan. Elif'i verir. Belki Jailson'u verir. İşte maliyeti yüksek oyuncuları elinden çıkarmaya çalışır. Bunlar bir sürü çözüm yolları tabii o bütçeyi denklemek adına. Olumsuz bir şey geldiğinde şunu söyleyeyim. Oturacaktır başkan mutlaka profesyonelleriyle. Hani derler ya, takkiye önünü alıp düşünecektir. Biz geldik. Büyük beklenti vardı. Biz ve tarihi bir fark da geldi. Tabii. Biz bir sene önceden, iki sene önceden çalışmaya başladık. İşte Komolu'yla, Koku'yla şöyle planlamalar yaptık. Altyapıdaki oyuncularımızın en ufak biriminin bile neye oynadığını, nasıl bir yeteneğe sahip olduğunu, her şeyi çalıştık. O öyle geliyoruz yani. Bu bende bir futbol sever olarak müthiş bir ilgi yarattı. Bir teveccüh yarattı başkana karşı. Aman gelsin dedik. Fenerbahçe çünkü ekonomik olarak da büyük sıkıntılar yaşıyordu. Fakat geldikten sonra şunu da kabul etmek lazım. Ortada sportif olarak büyük bir başarısızlık var. Yani sportif olarak dediğim saha içi skorlar, evet. Saha içi ürün, evet. Başarısız. Transferler, bir ana transfer, bir ara transfer dönemi berbat diyeceğimiz Fenerbahçe'ye gerçekten mali olarak çok fazla külfet yüklenmiş bir ne diyelim transfer dönemi. O zaman bir dakika beyler. Ya biz burada artık diyeceğiz ki bu işi geçen sene denedik, beceremedik. Şu anda yapacağımız bir şey var. Biz küçülmeye gidiyoruz. İşte transfer yapmayacağız. Yapacağımız transfer işte çok az maliyetli olunca Fenerbahçe taraftarını hemen kaybedersin. O 50 bin, 55 bin lira oynamayı unut. Fenerbahçe taraftarının şu yapmışlığı da var. Gitti parasını verdi, kombinesini aldı ama tribüne gitmedi. Tribüne gitmedi. O da çok şık bir protesto. Bak, harika bir demokratik hakkını kullandı. Fenerbahçe taraftar bunu da yapar. Katkımı veriyorum diyor kulübe hani ama gönlümü yaptı da kapattım diyor. Aynen, bunu da yapar. Onun için ben bu tabloya baktığım zaman sevgili Evren, bedeli ne olursa olsun, belki bedeli bunu cebinden ödemektir büyük bir kısmını. Zaten onu fazlasıyla yapan bir başkan modelinden bahsediyoruz. Fenerbahçe taraftarı bu sene minimumda 5-6 tane gönlünü hoş edecek, 5-6 tane taraftarın kabulünü görecek, transfer edecek. Bunlardan işte Kruse, bence Kea, Kolarov, bunlar 3, en az 2 veya 3 tane daha transfer. Ha, gençlerde olacak mıdır arada mutlaka? Ben onları zaten proje olarak baktığım için çok kısa vadede şampiyonluk yolunda çok büyük katkı sağlar diye bir umut satmak istemiyorum. Açıkçası. Hocam Galatasaray'da da hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta birçok transfer açıklandı. Bu hafta da bekliyoruz. Özellikle Şener'in durumu, Jimmy Durmaz İstanbul'a geldi. Bizim TRT Spor'dan Volkan Kılıcı da tebrik edelim. Çok güzel bir röportaj yaptı. Çok özür dilerim. Fenerbahçelilere şunu da söylemek aktaralım istiyorum. Hocam. Yani Hasan Ali ile ilgili işte şu an taze bir bilgi geldi. Taze bir bilgi geldi. Benim çok üzüleceğim Fenerbahçe adına olmasını çok istediğim bir oyuncu vardı. Evren Göz'ün de benim. Kolarov'dan bahsediyorduk ya. Ben çok istiyorum. Ben Kolarov'u görmek istiyorum. Neyini görmek istiyorum? Nasıl bir ehli, işin ehli bir teknik adam tarafından işte stoperde kullanıp sıkıştım, sol önde sıkıştım, sol arkada sıkıştım, bir duran top, bir frikik seyredim ya, bir keyifle bir tabii izleyeyim canım. Yani ligde ben niye izlemeyeyim abi? Aynen. Niye kalite işi yani yüksek oyuncuları hasret kaldık o tarz oyuncuları. Yani Inter ve Napoli'nin biraz Kolarov'un kafasını çeldiği yönünde haberler alıyorum ki üzülürüm. Ben gelmesini istiyorum. Buradan dönerse tabii herkes üzülür. Hasan Ali ile ilgili teklifler vardı. Şu anda da net söyleyeyim, Hasan Ali'ye kulübe ulaşan resmi bir teklif olmadığını da söyleyebilirim. Özür dilerim sözünü böldüğüm için. Hani sevmiyorum böyle. Yok hiç sorun değil. O zaten hani sıcak bilgi her zaman önceliktir. Hasan Ali zaten geçen seneki performansıyla belki de kariyer zirvesi yaptı Fenerbahçe'de. Gitmesi bence mantıksız olur şu anda. Kesinlikle. Kolarov gelse bile ya da Kolarov olmasa o ayarda biri gelse Hasan bile Hasan Ali ve Kolarov olmalı diyorsun. Ben bu sonuna kadar kesinlikle sana katılıyorum. Yani, yani sadece Kolarov, sadece Hasan Ali oyumu kullanmam. O ikisi birbirini besler. Zaten aynı tip oyuncular değiller. Farklı meziyetleri olan oyuncular. Yani, o yüzden ikisi de güç katar bence. Şöyle de düşünmek lazım. Realist olmak lazım. Fatih Terim bir açıklama yaptı. Çalışma prensiplerimize uymadığı için bazı oyuncularımızla yollarımızı ayıracağız dedi ve Serdar'la ayrıldı. Neden ayrıldı sevgili izleyicilerimize şunu söyleyeyim. O prensipler neydi aslında biliyor musunuz? Oyuncuyu kırmamaktı. Oyuncuyu üzmemekti. Transferi olan bir oyuncunun da önünü kapatmamaktı. Ve itibarsızlaştırmadan şahanesi. Aslında onun altında yatanı hemen herkes kafasında futbol severler yorumladı. Isınırken
bir anda sakatlanabilen, hı-hı, sakatlıktan geç dönen, sezonda 35 maçın sadece işte 12'sinde 13'ünde sağlıklı, diğerlerinde işte netameli, oynar oynamaz hep her an elini kaldıracak çıkacak yürek ağızlı bir teknik direktör kenarda. Çalışma olmaz. Prensibi buydu. Onun için ayrıldı ve Fenerbahçe'ye uyarladığın zaman da Serdar şimdi Fenerbahçe'nin oyuncusu. Umarım çok güzel hizmetler verir. Ama şu var, yanına Kea, Sadık ama mutlaka Kolarov gibi de bir alternatif lazım. Olmalı. Lazım. Kesin. Net. Ya Kolarov demek yola çıkıyorsun. 3 tane mevki demek. Bir de sakatlığı kartı kontağı en çok olan mevkiden bahsediyoruz. Aynen. 4 tane elinizde minimumda stoper ister. Ve devamlılık da esas hocam. Kolarov'un devamlılığı da var. Yani yaşı geçkin ama devamlılığı gençlere taş çıkar. 30 küsür maçtan aşağı düşmüyor. Aynen öyle. Öyle profesyonel herkes ister.